Bugün juda hayajonli kun. Sizlarni qayta tarbiya qilyapsiz. Bo'lak davlatlarga borib o'qib kelyapsiz. O'zbekistonimiz quvamiz ovoz bo'lishiga juda katta mehnat qilyapti. Buvani xalqidan sizga katta rahmat. Do'sti yorlar, birodarlar bilan birgalikda Thank you.
Bilerdi bak o kız var olmadız. Hadi oradan bak. Arabistanlı ileride oluyor. Biz hozir buyuk alloma, bobo kalonimiz Ahmad al-Farg'oniy tavallud topgan muborak daha, ya'ni Shahriston tepaligida turibmiz. Bugun bu yerda tantanalar boshlanmoqda. Hozir biz sizlarni ana shu buyuk bobo kalonimiz Ahmad al-Farg'oniy tavalludining 1200 yilligi munosabati bilan bo'lib o'tadigan tantanalarga taklif etamiz. Nimasini aytaymiz? Свободно. Это как-то напряженно слышно. Туркейшип, кесенесин көтеріп, даналарын даралай білетін өзбек еліндегі мереке осылай өтті. Үйренетін тұтары көп екенде бой түйдік. Әрдес Рахманұлы. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum ukalar. Mana shu quvamizni mana shunday obod bo'lib quvamizni mana shunday to'y bo'lib turishiga Mashid Islomjon aka Karimov juda katta tashabbus, katta shu harakat bilan mana shu to'yga hozir yig'ilishib turibmiz. Bu Islomjon aka Karimimiz mana shu quvamizga 4-5 ta zavod fabrikalarini solib berdi. Shuning ichidan mana qand zavodini o'sha fundamentini boshlayotganda kelib duo berdi. Bitib ochilayotganda kelib lentani qirqib ochib berdi. Shunda biz duo qildik o'sha yerda. Shunda aytganidilarki, shu yuzga kiringlar, to'y qilinglar, aytinglar men to'ylanga kelay dedi. Bu yaxshi niyatni qaranglar. Mana endi Ahmad al-Farg'onani tug'ilgan joyini shu Islomjon akani shu harakati bilan, Islomjon akani maslahati bilan, shu odamning fikrlari bilan
juda tez harakat qilishib, mashatni bir ziyoratgoy, juda ham bir aziz joyga aynaltirildi. Mana hozir to'yga hozir o'zlari keladi. To'ylarga kelaydim niyat qilgan edim, mana o'sha yaxshi niyat yaxshi ekan, mana o'zlari ham keladi. Endi shu odam mana shu yerda bizdan keyingi yoshlarga ham, bizlar bizdan keyingi shu birodarlarimizga ham ziyorat qo'y, mana nima Samarqand, Buxorolarda havas qilardik borib ko'rib. Mana xuddi o'shalar qatori aziz joyga aylandi shu odamni harakati bilan. Endi bizi Quvoni 170 ming xalqi shu shib Islomjon aka Karimovdan juda minnatdor. Kechasi kunduzi shu odamga duo qilamiz. Shu quvomizni baxtiga, O'zbekistonimizni baxtiga tanjoni sog' bo'lsin, imonlari baquvvat bo'lsin, bola chaqalari tinch bo'lsin, farzandlari, nevaralari tinch bo'lsin. Shu 150 ga kirsin, mana shu prezidentlikni qilib, shu O'zbekistonni ovoz qilishga mana shunday hissani qo'shaversin. Judayam biz quvoni xalqi minnatdor biz. Chunki munaqangi bir yodgarlik aziz joy qilish bu hazilakam ish emasda. Shu Islomjon aka Karimovni tashabbusi bilan shu odamda harakati bilan mana shunday shu bugun mana to'yga kelib turibmiz, xursand bo'lib hammamiz. Xullas biz quvoni 170 ming xalqi judayam minnatdormiz shu baxtimizga sog' bo'lsin. Rahmat tog'a, sog' salomat. Tezroq qaro, narsa yo'q. Kallay nima qilsa? Mahojon aka, mana bugun quvonchli kunda turibmiz. Juda ham katta Shahristonda qolyapsiz, bu yerda juda katta bunyodkor ishlar amalga oshirildi. Endi mana shu borada hozir siz bir oddiy fuqaro sifatida deylik, inson sifatida qanaqa hayajonlar kechiyapsiz qalbingizda? Bugun juda hayajonli kun. Ham yurtimiz, mana buyuk alloma Ahmad Alparg'oniyni 1200 yilligi. Yurtimizga 400 dan ortiq xorijiy davlatlardan mana mehmonlar kelishdi. Respublikadan mehmonlar kelishdi. Bu bizga juda katta mas'uliyat yuklashi bilan birgalikda ham sharafli. Mana hurmatli prezidentimiz Islom Abdug'aniyevichni topshiriqlariga asosan Quvada mana juda katta mana shunday xiyobon tashkil qilindi. Xalqimiz juda xursand. Mana 5 ta farforalar tashkil qilindi. Ahmad Alparg'oniyga haykallar o'rnatildi. Viloyat tashkilotlari, respublika tashkilotlari qo'llaridan kelgancha juda katta katta yordamlarni berishdi. Shuning uchun mana bugun bayram, xursandchilik, xalqimizning kayfiyati juda ko'tarinki. Mehmonlarni kutib olishyapti, ular bilan suhbatlashyapti. Mana shu siz ko'rib turgan maydonda bugun juda katta shodiyona bayram bo'lyapti.
But. Böyle devletlerle kabar okup geliyor. Acaba seni bir sürüyle giyin, bizdekileri okup geçse onlar diyeyim. Doğru mu? İstanbul'a. Eğer ki sizler İstanbul'sayız, aman olsayız, eğer şu size etken gelirler, bulacak. Böyle bu. Çalar kurulma, korona kılıyım. Ben inşallah bir nasıl gerek, kulak, eğer sorsanız eğer. Bir tanışmazlar. Bu vakitler bana babamız. Teşviyat kıyam payıtı da, özgelerde, başkalarda, devletlerde, deraklarda asılıp yürgenler. Şunun için itibar verirler. 1200 aldın, bana şunaki oğlum, bana şunaki yeterli ki müttefekkir bugün Özbekistan diyarıda. Kuba degen, bana şu bugünkü Kuva şehride. Tevallüt tapken, vayagi yetken, terbiye agen. Şunday adam bütün dünyada meşhur bugün payda ettiğim. Bugün maktengen Avrupa, Amerika, kaysı ahval değildi. Yine bir bar etmen başkalar dereklerge asılıp yürgen payda bizlerde marifet, maneviyat güde yüksek iler. Şunun için sizi yapıyızı devam. Eğer bana şu yaşlarımız çet memleketlerde varıp terbiye af kesin. Terbiye etmez. Bilin. Terbiyeyi özümüz veririz. Şular kayıtlı kese eğer başkalar keyin buyağa gelip zaten orada. Olaydı, doğru söyledi. Ben o futbol diyemezken bana dünyaya geldi. Dünyaya geldi mi? Güzel böyle. Omir. Omir. Yürümünüzü versin. Omir. Uzak prizlerini kılın. Yetim oğul tuhatlardı, kahve adamlardı, invalilerdi, boşlardı. Bakti insan bulu, tuhası altın basın. Gözlerimiz köpeğesin, düşmanlarımız olsun. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Vaktimizga yaxshi bo'ling. Bismillahirrahmanirrahim.
aman verin. Rahmat. Yüzge kirin. Rahmat. Elbette yüzge kirin. Rahmat. Kırmasayız girmen narazı bulamayız. Rahmat. Elbette bulamayız. Allah şehir gençsiz. İslam Can'a gel, bizi boğamızı çekendiğinizde şadilik, kurramlık, kursançılık bu peterde. Şunu, lekini bana 5'te 6'da alakanca zoğut fabrikalarda sahip verdiyiz. O kan zoğutunu pondamitike dua kıp verdiyiz. Kekin lentasını bitkendeyken kırkıp açı verdiyiz. Biz dua kıldık. Şatta ettiyiz ki yüzge kiriyler, toy kiriyler, toyga etiyle kelemen dediyiz. Doğru mu? Bana toy. Toy kelemen. Oya dua icabı da olur. Ahmet Farganan'ın doğulgan cahiga yüzde kettin şıkıldıyız. İstan çıkmaydıgan şıkıldıyız. Kuva halkı. Kuva halkı gen. Bu bütün sizi hizmetiz bu. Karayın bana. Bizden keyingi yadgarlar, bizden keyingi ümmetler gen. Bir de azı cay bu fazla. Yüzde kette sahabıya ege buldunuz. Bizi kuvanın 170 bin halkı keçesi gündüzü sizden minadar. Dua kıl yaptı. Parvardigar, bir dua kıl eylek. Amin. O sakala ilah amin. Amin. Maşı Mosuzdan Hakem Kerim'i. Amin. İmanları bakıvat olsun, tencalları sahip olsun, hanedalları tinç olsun, perzalar, nevaraları ahlı sağlık olsun. Amin. Parvardigar şu kuvamızı baktığa, Özbekistan'ımızı baktığa 150'ye kirsin. Amin. Başı prezidentliği de kısın. Umurlarını ahirge çoğu prezident bozurlar. Özbekistan'ımızı kuvamıza avat bölüşeke yüze kette kette meynat kıl yaptı. Minden bayan başı prezidentliği de kısın. Biliden nime tilak isteyip olsa Allah'ım ahaya kısın. İşi hamavat onudan keli olsun. Kullu rahmet. Hazır ettiniz bana istekim. Hop hop. Bana Allah-u Teala'dan fakat iltica kılıp soragenim şu buladı ki bana şunaki mukaddes tuprağda bana şunday uluğ uluğ adamlar uluğ insanlar payda bugene bu beciz emez nama degende mukaddes zeminde mukaddes tuprağda uluğ adamlar payda bugene bunu ben köp köp misallerde size düşündürüp verişim mümkün. Eğer ki şunu düşünse eğer bu kette bizlerine bağlıgımız nema uçun? Nema uçun buna kadar uluğ adamlarını başka memleketlerge, başka halklarge vermeyelim. Bu Allah-u Teala'nın inamı. Elbette bizlerine yurtumuzge, bana şu tuprağge, nazarı düşken. Bu birinciden, ikinciden bizler bana şu babalarımızını, bana şu mukaddes yerde hakı yatken, uluğ uluğ ecdatlarımızını hiç kaçan unutmazlığımız ki. Bu bana yine bitti sizlere ait edilen gapım şu ki, bereket tapkirler, hemen her sene kılışımız mümkün. Lekin kekselerini, şu zeminde ötkenlerini hiç kaçan yadımızdan çıkarmasınlar. Ne mi uçur? Bunu tek edeyim gap var. Bizler özümüzü, ata babalarımızını kende hürmet kısak, onlarını, hakini kende izzet kısak, bilip koyunlar, bizler hem şu dünyadan ötemiz. Bizler hem yeterlik, bizlerin bağlarımız, bizlerin farizantlarımız hüddü şunda kaytaradı. Umumun etkende Allah-u Teala'nın bir bizlere kursatması bu eğer ben şu kursatmanı şunu da düşünemem ki bana şu yurtta yakşılık olsun. Mekir akıbatlık olsun. Bana şu yurtta daim adamlar yaşayarken insanlar razı olsun. Hemimiz birbirimizden razı olup Allah-u Teala'ya şükranlar edelim. Amin. Teşekkürler. 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 Oranızda ayollar mı? Bu günlerini sizde kim derdim bunda? Barayken uçuna kadar hürmet kıladırken. Sayın Can İstanbul'un. Bana bizlere fakat bir niyetim var.
mana shu bizlarni baxtimizga baquvvat bo'linglar. Rahmat. Yeringiz doim baquvvat bo'ling. Bo'lsin mana shunday chiroyli bo'lib oramizda doim mana shunday yursangiz agar. Men o'ylaymanki, mana shu yurtimiz doim obod bo'ladi. Bizni erkaklarimiz ham baquvvat bo'ladi. Hammangiz baxtimizga sog' bo'ling. Rahmat. Yana bir bor aytaman, bilib qo'yinglar. Ayollar qayerda baxtli bo'lsa, shu yerda oila baxtli. Oila baxtli bo'lsa, yurt baxtli. Yurt baxtli bo'lsa, davlat baxtli. Shuning uchun negizida hammasida sizlar yuribsizlar. Agarki qancha mendan so'rasangiz, men bir narsani erkaklardan so'ramoqchi edim. Shu ayollarni rozi qilinglar, baraka topdinglar. Agar bu shunaqa bo'lsa, agar men sizlardan rozi bo'lasiz. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Salomat. Salomat. Rahmat, sog' bo'ling. Baxtimizga sog' bo'lishingiz. Rahmat. Sizga rahmat. Salomat. Qani qo'lingiz. Вот. Сиз ортада болсун. Буле давлалар аны түшүрүздөй. Hammamiz ta'zim qilaylik.
yurtumuz aman olsun. Amin. Hemen yüzde sıkat salamet. Amin. Babamızın ruhu. Amin. Burada bugün kanaka teknoloji bulan şu payda renk. Rengini boya geldim. Kanaka rengi. Umuman organda tabiatta uçuruyken renklerde ertirgende Şişe umuman bizde Özbekistan teritoriyasında milattan aldığı mininci yıllarda fayda buldu. Da maşhur merkezlerden bir tanesi buldu. Ben düşündüm, ben ne mayet maşhurum ki şu payda bana şu toplumalarını elbette noyabligi şu payda toplumalarını 11. asır bilen bunlar muhuleydi. Lekin şu derecede yetiş için, bana şu şişelerini işlep çıkarış için neçi asır gerek ki şunge yetip barış. Yani mutakassislerini tayyarlar, bana şu maddelerini tayyarlar, şunday nazik, nazik, nayap narsalarını işlep çıkarışı için kanaka madeniyet gerek. Bu madeniyetki erişiş için neçi asır yani gerek, terbiye kılışı için. Şunu numanı işlep çıkarış, usullerini işlep çıkarış için, şunu adamlarını yeterlik angege yetkazış için, bana şu şişeler fakat şişelerini özellik tasdiki emez, fakat şunu tasviri emez. Şu payette yaşayan adamlarını, insanlarını, tabiatını görseten ve şunu ispat kılıp biradı ki şu payette kandı yüksek medeniyetke üzerine ajdatlarımız. Bana şu Kuba, kadimi Kuba'da yaşayan kitap çıkarış kanday çukur kanday yukarı dereceli bugün. Hazır bunaka etibar birilerde bunlarına yeterlik şekli gel. Bunaka yeterlik şişelerini çıkarış için idişlerini. Hazır şimdi kanaka kanaka zamanavi yeterlik her kıl işlep çıkarış teknolojilerini işletedi. Bu 11. asır. 11. asırda bana şunaka çırali narsalarını bugünkü işlep çıkarıştan hiç farkı yok bir itibar verinler. Şu payette bizlerine ajdatlarımız kandı akıl zagavatke yege bugünün bana şu tasvir edebilirmiş. Doğru mu yapayım? Yok. Hünermenliğini üstünlüğü. Hem hünermenlik hem umumi madaniyet. Madaniyet, madaniyet. Madaniyet, maneviyat ve gerek olsa içtimai adamların arası da içtimai münasibet. Şu noktayı nazardan karagandı, yine bir bar etim ama bunlarla aytudum. Yakşırak eğer bu atrafını korsanız eğer, yakşırak kavlasanız eğer, bu 11. asırımız, miladi davrdan aldığı yeterlik tapılmalarını tapasınlar. Şunu yakşırak numak iliş gerek. Bir vaktiler sizler hata kıldınlar ki, bana şu yakını der kavlasını başladınlar. Eğer ki uzakrak, Yaman'a başlasanız da ben öyleyemem ki 2000 yıl. 2000 yıldan hem köprak tarihini, ispatını bize tasvir kıp verirdi. Yani ispat kıp verirdi. Şunun için bir vakitler şaşırıp bizler 11. asırını tasvirini tapayarız. Tasdikini. Ben işanamam. İşanamam ki bana şu Şahristan'da kemede 2500 gerek olsa 2700'lik tarihi var. Şunu televizyon arkada yetkazinler ama gel. Kâmede 2700 yıllık tarihi var. Şu madeniyetki yetiş için asırlar, asırlar otuş gerek. Bitti insanlı şüphayette örgatış için kança idelik ki onu terbiyeleş gerek. Avlat, avlatları, kasp, hüner, şulardan otuş gerek. Doğru mu? Misal için bir narsanı örgatış için siz örgatınız. Kim balayınızı yetkazarsınız. Bolangiz nevarangizga etalik yetkazadi. Avlod avlodga. Mana shu narsalarni chiqarish uchun qancha avlod shunga etalik hissasini qo'shgan. Qanday chuqur ma'noli madaniyat shu paytda mana shu yurtimizda bo'lgan. Shu nuqtai nazardan qaraganda mana yana bitta gapim borki mana shu hozir qilayotgan ishlarimizni albatta savobli tomonlarini hammamiz tushunamiz. Ya'ni qadimiy Qubo mana shu shaharga kerak bo'lsa, mana shu diyorga ajdodlarimizni ulug' nomlarini, mo'tabar nomlarini qaytarish bu savobli ish. Lekin buni ikkinchi tomoni bor. Ikkinchi tomoni shuki shu odamlarga yetkazish kerak shuni. Ikkinchi tomoni shundan iboratki, bizlar
o'zimizni ko'hna tariximizga yangi haqiqatlarni kiritishga yangi qadamlar qo'yamiz. O'zingiz eslang, 70 yil davomida mana shu 10 yil oldin nima bizlar qanday taassurot edik? Nimani bizlar bilardik? Kerak bo'lsa ulug' bobomizni, Farg'oniy bobomizni aytaylik, haqida kim bilardi? Mana sizlar keksalar, mana mo'ysafiyatlar turibsizlar. Sizlarni ham aytaylik, ongingizga kerak bo'lsa, sizlarni aytaylik, e'tiboringizni bunga hech kim jalb qilgani yo'q. Agar qayerda tarixiy kitob topilsa, shuni yo'q qilishga harakat qilardi. Nima uchun? Nima deganda bizlar agar ongimiz mana shu aytaylik, o'zimizni tariximizni, haqiqiy tariximizni anglashga yetib borsa, bizlar qul bo'lmasdik. Bizlarni qullik aytaylik nimasidan, panjasidan chiqarishga ko'p asoslar paydo bo'lardi. Ularga bunaqa bilim kerak emas edi. Shuning uchun ikkinchi xulosam shuki, haqiqiy tarixga qo'l uryapmiz, qadam qo'yapmiz. Uchinchisi shuki, mani fikrim bo'yicha shu paytda bizlarni yurtimizda naqadar ma'naviyat, nafaqat mana shunday kuchli madaniyat paydo bo'lgan. Nima deganda mana shu ulug' allomani, ulug' mutafakkirni bilib qo'yinglar, kitoblarini Astronomiya asoslari degan bitta kitobini Germaniyada, Fransiyada, Amerikada, Buyuk Britaniyada, Ispaniyada, Italiyada eng manman degan dorul fununlarda, oliy o'quv yurtlarida asosiy darslik bo'lib ishlatgan. Mana shuni o'ylanglarda, buni negiziga yetib borish. Kim manman degan nimalar shu paytda mana shu bobomizning kitobini 9-asrda, 8-asrda yozilgan kitoblarni manman degan dorul fununlar shu kitobni asos qilib, darslik qilib o'rgangan. Ya'ni mana shunday ulug' ajdodlar mana shu zaminda yashagan. 4-chisi shuki, men o'ylaymanki, bizlarning vazifamiz bugungi avlod, mana sizlar keksalar, yoningizda turgan yoshlar, farzandlaringiz mana shuni qadriga yetib borish kerak. Mana shuni qandaydir tashviqot qilib, targ'ibot qilib, ongimizga kirgizish kerak. Nima uchun deganda, ulug' bobolarimizning merosiga munosib bo'lishimiz kerak. Bizlar mana shu bobolarimizni vorisxo'llarimizda, tomirimizda. Shuning uchun albatta shuni bizlar yaxshi anglab, shuni ma'nosiga yetib borishimiz kerak. Eng oxiri aytadigan gapim, mana shu ilhomlanib ketayotganim shuki, mana shunaqa narsalarni ko'rib hayratda qolyapman. Oxirgi mana aytadigan gapim shuki, mana shuni qadriga yetib borib, boshimizni ko'tarib, qaddimizni rostlab, boshqalardan kam bo'lmasdan yurishimiz kerak. Mana oxirgi talabim shu. Hech kimdan kam bo'lmasligimiz kerak. Kam bo'lmaymiz. Agarki bizlar mana shunday ulug' tomirlarga, ulug' ajdodlarimizga aytalik ega bo'lsak, aytinglar, qaysi dunyoni qaysi chekkasida, qaysi manman degan davlatida mana shunday ulug' siymolar yashagan. Agar bizlar shunday tarixga ega bo'lsak, nima uchun 70 yil bizlar qullikda yashadik? Nima uchun boshimizni ko'tara olmadik? Nima uchun bizlarni dinimizni taptashga, bizlarni madaniyatimizni taptashga, bizlarni o'zligimizni yo'qotishga, shuncha harakat bo'ldi? Endi bu haqida ko'p gapirish mumkin, lekin aytamanki, vaqt keldi. Ozodlik zamoni keldi. Shuning uchun mana shunday aytaylik, marosimlar, bugungi marosimlar avvalambor nima uchun qaratilgan? Bizlar kim bo'lganimizni, bizlar kimni avlodi bo'lganimizni, bizlar qanday tarixga ega bo'lganimizni bizlar yaxshi anglab, qadimizni rostlab, bolalarimizga, farzandlarimizga shuni o'rgatishimiz kerak. Hech kimdan kam bo'lmaylik. Ilohim, mana shunday bugun ochilgan mana shu haykal, mana shunday quyosh doim boshimizda
charaqlab tursin. Ilohiy. Yana bir kinoga borib. Bu endi sirli to'qchiyor, do'q, vaqtincha yo'q, qaratmoq. Bu ko'pincha. Qaychida. Sofi bilan chishki vali. Квартончик пастыни. Он бы мне есть. Тухум. Уям хакикат. Лекин, махалли халк. Яшаган, яшаяпты ва яшиды. Халкыл баскынчылар келады ю, кетады. Дашты кыпчадан кегенлерам, неделек, кеткен. Махалли халк, узыны маданиятын еш качан юкатмаген. Mana buni tasdig'i shu yerdan ko'rinadi. Ya'ni o'zbek nomi, o'zbek xoni nomi bilan atalgani bu o'ydirma. Bu hammasi bu boqtonga. Bizlarning xalqimizning nomi bu bitta xonning nomi bilan atalgani bu qanaqadir Moskvada o'tirgan bir tarixchi yozib qo'ygandan hammamiz shunga aytaylik nima qilib ketdik. Shuni tarixchilarimiz isbot qilib berish kerak barakat topgan. Bizlarning xalqimizning nomi bitta xonning nomi bilan atalgani mutlaqo mutlaqo men shaxsan qarshiman. Bunaqa o'ydirma gaplarni bizlarning olimlarimiz hammasini aytalik ochib berish kerak. Ya'ni buni haqiqatni shu masalaga kirgizish kerak. Bizlarning tariximiz 16 asrda emas, mana ko'ryapsizlar. Qaysi asrlarda boshlangan? Mahalliy xalq etyapman. Shu yerda bo'lgan madaniyat hech qachon yo'qolgani yo'q. Bosqinchi kesagini qiladi, zulmini qiladi, lekin xalqning madaniyatini yengishga hech qurbi yetmaydi. Bu tarix. Odamni yengish mumkin, odamni qul qilish mumkin, lekin uni ongini, uni shuurini, uni aytaylik madaniyatini yengib bo'lmaydi. Nima deganda u odamni ongida, odamni ichida, odamni qalbida. Shuning uchun buni tarixchilar bemaza har xil bo'xton ma'lumotlarni hozir joy-joyga qo'yishga juda katta harakat qilishga. Ko'ryapsizlarmi? Mana shu Shahristonni etalik tarixi qancha-qancha siyosiy masalalarni boshqatdan isbot qilishga, shuni boshqatdan ko'rishga etalik asos bo'ladi. Shuning uchun milotdan avvalgi nima? Mana milotdan avval. Siz kelib ketganingizda qozib 9 metr chuqurlikda mana shu. Bor ekansan-ku. 2500 yillik Muhammadjon ko'rdingmi? Tanqiddan tanqiddan o'zini aytaylik nima qilyapti? Oldidan. Tanqiddan haqqoniy bo'lgan ekan. Man shu yerga kelganda maslaga aytib bersam, men bu kishini eshitdim. Yaxshiroq buni chuqurroq ko'ringlar. Kengroq. Bu masalani tashkil qilinglar. Kerak bo'lsa kashfiyot qilinglar. Shundan aytdimki, bu yer, bu zamin albatta milodiy davrdan oldin bo'lgan deganda mana isbotini topib beryapti endi. Material keldi. Mana lekin keng ketirsak, shu nimalar topildi. Shu sovet nimasini rus nimasini material deydi. Shu paytda men bir narsani aytsam, mana shu tepalikka kelganda bizlarning ba'zi bir rahbarlarimiz, olimlarimiz noto'g'ri bir xayolda yurib bitta bir ahmoqona kechirasizlar ahmoqona ishga aytaylik qaror qilgan. Mana shu tepalikda bobomizni siymosi emas, haykali emas, bitta toshni qo'yib shu bilan cherlamoqchi bo'lgan. Men shu yerdan Anjondan Asakadan yo'lda kelayotganda shu yoqqa chiqib juda afsuslanib ketdimki, bu qanaqasi? Shuncha ishlar qilinsa, mana shunday tepalik. Bu tepalik degani bu oddiy tepalik emasdi. Bu Shahriston bu. Ko'xna Qubo shahrini tarixi. A shunday ekan bobomizni siymosini shu yerga qo'ysangiz bo'lmaydimi? Farg'onada qo'yish o'zi yo'li bilan. A bu vatan qayerda? Quvada. A Quvada haykalni qo'yish kerak. Balkim boshqacha aytaylik siymoni, aytaylik shaklda. Bu ulug' bobomizning siymosini shu yoqqa muhrlab, shaklantirib qo'yish kerak. Shu mana gapimdan keyin mana ko'ryapsizlarmi? Qanday chiroyli chiroyli bo'ldi. Uzoqdan-uzoqdan mana ulug' ajdodimizni, bobomizni siymosi odamlarga nur sochib. Mana bolalarim shu kunlarga yetib kelganimiz rost bo'lsin degan fikrda. Yana bir marta omin qilaylik. Amin.
2012 yılında ayollar işletirken taş derdik, Osman Dağ. Keyin, ma bir yerde Kuban'ı özü de... Bir yakinim. Taş dergiç degenin anılmanga düşündürüp verin ki onu da Hazır işletilerde mi ne kadar söyle? Mana bu Kuba'da zarf kılınan tengeler. Şu yerde Sauda yolumundan Sasani... Bu 7. asır. 7. asır. Ana 11. asır bilen 400 yıl farkı var. Farkı var. Kadim. Çukurak kavla zengin bulur ki. Elbette. Uyadın mı? İslamiyet'te alav yönetiyen uçak. Da o'sha o'choq nazarimda bu yerda Farg'ona vodiysida qadimda arab islom dini kelishdan oldin shu zardushtiy dini borligidan dalolat beryapti. Xuddi mana shu nimani yodgorlikni shimoliy tomonda 50-chi yillar Budda ibodatxonasi ham topilgan edi. Shunga qaraganda bu yerda ham zardushtiyizi, zardusht dini ham haligi Budda dini Ali xalq mutasabbi bo'lganga o'xshaydi. Hozir nimalar chetdan kelganlar keladi-yu. Shularga shu gaplaringizni birma-bir aytib bering. Mayli. Bularni aqliga, ongiga, kerak bo'lsa miyasiga singdirib qo'ying. To'lqin o'tib ketmay, yoqasan kerakli odamsiz. Tushunarlimi? Mana shunday, albatta. Men tushundim hammasini. Yana ko'p-ko'p bu yerga kelamiz. Mana shu chetdan kelgan, Arabistondan kelgan, Misrdan kelgan olimlarga aytaylik shuni tushuntirib bering. Shu nuqtai nazardan bizda o'sha dinlar shu yerda turing. Avvalambor O'zbekiston Respublikasining prezidenti Islom Karimovni faxr bilan aytayapti. Mamlakat rahbarining ma'naviyatni rivojlantirishga bu qadar katta e'tibor berayotganligining sabablari nimada? Men bu masala bo'yicha ko'p joylarda, ko'p chiqishlarimda javobini aytganman. Mening fikrim bo'yicha bizlarni oldimizda turgan vazifalar, avvalambor buyuk kelajak, buyuk davlatni, farovon hayotni qurish uchun bizlar birinchi navbatda avvalambor odamlarimizni, xalqimizni ma'naviyatiga e'tibor berishimiz kerak. Nima uchun deganda moddiy boylik, moddiy qudrat kerak. Lekin moddiy qudratdan ko'proq ma'naviy qudrat kerak. Men shu narsaga ishonchim komil. Imonim komil. Ki agarki odamda irodasi baquvvat bo'lsa, iymoni butun bo'lsa, o'zini kuchiga ishongan bo'lsa, inongan bo'lsa, bunaqa odamni yengib bo'lmaydi. Agar ki mana shunday haqiqat bolalarimizni avvalambor kelib hozir bizni o'rnimizni olayotgan yoshlarimizni ongida juda qattiq o'tib ketsa agar singib borsa agar mana asosiy maqsadim shu ulug' maqsadlarga erishish oson ish emas. Buni asosiy sharti har qaysi inson shu jamoa jamiyatda yashaydigan mana shu yurtimizda muqaddas yurtimizda istiqomat qilayotgan odamlarimiz yengilmas kuchga ega bo'lish uchun avvalambor ma'naviyati albatta ustuvor bo'lish kerak. Albatta yuksak bo'lish kerak. Albatta odamlar o'zligini anglash kerak. Kim biz? Bizlar kimmiz? Kimni avlodi, kimni ajdodimiz? Tomirimiz qayerdan? Qayerdan chiqqanmiz? Tariximiz qanday? Qadriyatlarimiz qanday? Bizni hozir oziqa beradigan ajdodlarimiz kim bo'lgan? Shuni bilmasdan turib o'zligimizni aniqlab bo'lmaydi. O'zligimizni anglab bo'lmaydi. Tariximiz shuning uchun juda katta o'rin tutadi va kerak bo'lsa mana shu misollarda ulug' simo shu yurtimizdan o'tgan, mana shu tuproqda voyaga yetgan butun dunyoga yurtimizni obro'sini kerak bo'lsa nomini taratgan simolar mana shu uchun xizmat qilmoqda. Va mana shunaqa katta-katta imoratlar, katta-katta majmualar, mana shunday maqbaralar shu uchun xizmat qilish kerak. Mana shu mani ishonchim shundan chiqadi va kerak bo'lsa Samarqandda, bu yoqda, Buxoroda, Xivada, mana endi Quvada, qadimiy Quvada qilayotgan ishlarimizni, Farg'onada qilayotgan ishlarimizni, Andijon, Marg'ilon,
Qo'qon, Namanganda qilayotgan ishlarimizning asosiy ma'nosi, maqsadi o'zi mana shu. Bo'ldimi? Rahmat. Ketdik. Bu mandat chiqdimi? Ko'rishdi, yosh edi. Haliga oldinglarim, oldinglar. Tepaga chiqmi? Ko'rishdi ular. Mana shu nimani ko'rdimi? Ha, gapirib berdi Temur aka hammasini. Bir qadam oldinroq qarab qarab o'tdi, qo'lga qarab o'tdi. Rahmat.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sulaymon Qaramovga Ahmad al-Farg'oniy 1250 yillik yubileyi munosabati bilan gullar ekilgan haykalni ochish uchun tashrif buyurdi. Kadirli yurttaşlarım, aziz memurlar, madiyatta vakansiyonun zirgeli. Bugün yurdumuzun kadimi ve sonun kocalarından biri Farg'onadan mübarek bayrağı. Gece biz Tabarruk Samarkand zaminde İslam alanında yüksek avru itibar kazanacak. Ulu vatandaşımız Hadis ilminin sultanı, büyük allama, İmam al-Bukhari'nin tevallüt düğünü ortası, fayet tavaflı içine ada etti. Today is the Turgana, one of the ancient and flourishing areas of our country, the solemn celebration is taking place. Yesterday, in the magnificent city of Samarkand, participated in the national festivities of Imam al-Bukhari, Imam Hadis, and the great city of our prominent countrymen who came the great respect all over the Islamic world, and that was an exclusively noble event. Bugün ise halkımızın ne kadar büyük olan orta asırdan kapan bir fana asırlardan biri. Onlusu oğlum Ahmet Al-Farg'oniy'in hatırasını yol atıp kırıptır. Biz bu tarihi bağlamada bütün dünya bunun marifte Maneviyat Akıl'ın Kıskat Merkezi'de bulunan yer yurtumuz Avru İtibarı'nın yaparlı kararını yapmakta. And today we pay tribute to the memory of Ahmad al-Farg'oniy, another great son of our country, one of the founders of the Indian Muslim and so on. Historic religion is the focus of the world and the great cultural community, where the glory of our country all over the world. Ramzan Yurtaşlar, Her kanca kurularsa, her bir yandı.
The nation that gave the world such great personalities as biz prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovga shu ming bor yuragimizdagi, chin ko'nglimizdagi o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'zbek xalqini, millatini baxtiga Alloh taolo prezidentimizga kuch quvvat bersin. Ilohim, hammamizning baxtimizga ham shukr salomat bo'lsin. Shu bugungi bayramda hamma nihoyatda xursandchilik bilan bayramni o'tkazyapti. Mana Miyasarxon ko'rib turibsiz, qarshimizda Al-Farg'oniy bobomizni qanday chiroyli haykallari turibdi. Endi xuddi bu kishini hozir qarshimizda mana bizni bir xursandchilik bilan o'zbek millatim kelinglar deb kutib olayotganga o'xshaydi. Bu hammamizni shu dilimizni xursand qilib turibdi. Kayfiyatimizni ko'taryapti. Men o'ylaymanki, mana shu maydonda qatnashayotgan butun shu Farg'ona xalqi yoki butun respublika xalqini dilidan bu bugungi bayram o'chmas iz qoldiradi deb o'ylayman. Rahmat, opa. Rahmat.
Chunki tikka turibman-da. Yo'q, o'tiraveray. Umuman mana bugun yillik mustaqillik tufayli birinchi marta shu bo'bu. Bugungi bayram juda bir katta tantana bo'lib, bizi farg'onaliklar uchun juda bir ulug' bayram bo'ldiki, bayramimizga mana prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov keldi. Bizi farg'onaliklar uchun juda katta bir baho berdi. Bobomiz Ahmad al-Farg'oniyni bizning yurtimizda tug'ilganligi, qolaversa bugungi yubileyda o'tishi Farg'ona vodiysi xalqiga ayniqsa farg'onaliklar uchun juda katta bir yana ham Farg'onani ko'rkiga ko'rk, go'zalligiga go'zal, mehnatkash xalqini mehnatiga yana ham bir mehnat qo'shdiki, biz mana shundan mag'rurlanib, mana shundan faxrlanib o'zimizni butun qishloq xo'jaligidagi ishlarimizni, barcha ishlarimizni yana ham bir rivojlantiramiz, yana ham bir shu yaxshi cho'qqilarga olib chiqamiz deyman. Tez tomoshabinlar, mening navbatdagi suhbatdoshim Oxmobay tuman, ha? Muhtaram tomoshabinlar, mening navbatdagi suhbatdoshim Oxmobayev tumanidagi Langar markaziy shifoxonasi bosh hakimi Xoldirali Olim bo'ladilar. Xoldirali aka, mana ko'rib turganingizdek, hozirgina mana shu buyuk bobo kalonimizga bag'ishlangan ajoyib bir tantanali miting bo'ldi. U yerda prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovni tantanavor so'zlarini eshitdik. Ana shu bugungi tantana munosabatan siz dil so'zlaringizni eshitsak, marhamat. Rahmat. Mana biz kecha buyuk allomalarimizdan biri Al-Buxoriyni Samarqanddagi tantanalarini biz ko'rdik televideniya orqali. Mana bugun biz go'zal Farg'onamizda Ahmad al-Farg'oniyni tavallidini 1200 yilligini nishonlash hamda bu buyuk allomaga bag'ishlangan tantanalik kechada qatnashib turibmiz. Qolaversa mana bugun mustaqilligimizni 7 yilligi kunlarida biz o'zbekligimizni haqiqiy nimalarga qodirligimizni bugungi shodiyonlardan sezib turibmiz. Mana buyuk allomamizga qurilgan haykal juda katta mehnat talab qilib, shu mehnatlar orqasidan yuzaga kelib, o'zini ko'z qilib turibdi. Allomaning qo'llaridagi yulduz xaritasi dunyoda olamda bilinishi kerak bo'lgan ilmlar hali behisobligi. Unga nafaqat bu yerda o'tirganlar, balki butun dunyo xalqi, jumladan o'zbek xalqi ham intilib dunyo sirlarini ochishga harakat qilishlarini ko'rsatib turibdi. Yana shu narsani aytmoqchimanki, bugungi shodiyonada hurmatli prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov juda chiroyli so'zlarini aytdilar. Biz yoshlarga, qolaversa butun o'zbek xalqiga, dunyo xalqini oldida, dunyo oldida juda katta mas'uliyat his qilgan holatda ishlar qilish kerakligini aytib o'tdilar. Qolaversa bugungi shodiyonada biz hali shu yerda o'tirib sezib turibmizki, buyuk allomalarimizni, o'zbek xalqini buyuk o'g'lonlarini dunyoga keltirgan, yaratgan asarlarini juda ko'p qismlarini hali biz o'rganishimiz, bilishimiz, o'zbek xalqini ma'naviyatini oshirishda, madaniyatini oshirishda, qolaversa O'zbekistonni dunyodagi eng buyuk davlat qatoriga qo'shishda mana shu allomalarimizni yaratgan asarlari, qilgan ishlari asosan mezon bo'lib hisoblanishi kerak. Bularni biz rivojlantirishimiz, ijodiy yondashib, o'zimizni ularni bor kuchimizni, asarlarini o'rganib, davlatimizni buyuk davlat bo'lishiga o'zimizni amaliy hissalarimizni qo'shishimiz talab qilinadi. Bu narsani biz yuragimizdan sezib turibmiz. Fursatdan foydalanib, bugun mana bugungi shodiyona faqat bu maydonda emas, butun O'zbekistonda mehnatsevar xalqimizni har bir xonadonda bugun shunaqa shodiyona bo'lyapti. Butun o'zbek xalqini, qolaversa shu yerdagi hamma yaxshi niyatli insonlarni bugungi shodiyona bilan tabriklaymiz. Tabriklayman. Ularga doimo sog'lik, salomatlik, allomalarimizni ishlarini bundan keyin yanada davom etkizib, haqiqiy buyuk davlatimizni haqiqiy o'g'lonlari, qizlari bo'lib yetishlarini so'rab qolaman. Salomat bo'linglar. Rahmat. Sherni o'zini ko'ramanmi? Bugun Farg'onamda katta tantana, bayramga burkandi ona yurt yana.
Assalom, Ahmad al-Farg'oniy bobom, butun dunyo bugun tan olgan daho. Senga bugun dildan ta'zim, iftixor, seni olqishlaydi bu aziz diyor. Ulug' manzillarni ko'zlagan o'zing, yulduzlar ilmini so'zlagan o'zing, dillarda yasharsan asrlar osha, xalqni ezgulikka, ilmga boshlab. E'tiboringiz uchun rahmat. Azizlarga avvalo mana shu yaqindagina sizga ta'sis etilgan yangi mukofot bilan tabriklaymiz. Endi mana bugun viloyatimizda qolaversa butun yurtimizda ko'plab xorijiy mamlakatlarda mana shu vatandoshimiz buyuk alloma tavallud ayyomlari nishonlanyapti. Shu munosabat bilan mana siz qanaqa fikrlaringiz bor, qanaqa istaklaringiz bor, shu bizning hamyurtlarimizga o'rtoqlasiz. Avvalo mana shundoq yaxshi kunlarda do'stiyorlar, birodarlar bilan birgalikda mamlakatimizni eng go'zal vodiysi Farg'ona vodiysida Farg'onada buyuk bobokalonimiz Ahmad al-Farg'oniy hazratlarini tavallud to'ylarini o'tkazayotganimizdan, bunda qatnashayotganimizdan juda ham xursandmiz. Endi mana shu kunlarda biz qo'shaloq katta to'ylarni, bayramlarni, tavallud kunlarini nishonlab turibmiz. O'tgan kuni Samarqandda hadis shunos bobomiz Imom Buxoriy hazratlarini to'ylarini o'tkazdik katta tantana bilan. Mana bugun Farg'onada Al-Farg'oniy bobomizni e'zozlab turibmiz. Endi bu yerda odamni xayolidan ko'p narsalar kechadi. Biz mana shu vatandosh sifatida masalan meni xayolimda nimalar kechdi va kechayotir. Albatta buni aytish o'rini hozir keldi. Ya'ni kim biz xalqimizni, mana shu zaminimizni nihoyatda qadimiyligini avvaldan albatta bilar edik. Otalarimiz, bobolarimiz ham bundan xabardor edilar. Lekin tarixda ko'pchilikka ma'lum bo'lgan sabablarga ko'ra bosib o'tilgan murakkab tarixiy sharoitlarga ko'ra ko'pgina qadriyatlarimiz o'zini bahosini ololmadi yoki keng xalq ommasidan bekitib kelindi. Buni sabablari ham ma'lum, chunki bu boyliklar, bu g'urur, agar bu iftixorlar butun jahonga ma'lum qilinsa edi, xalqimiz o'z buyukligini baralla anglagan bo'lar edi va boshqalarning oldida bosh eymagan bo'lsa ham albatta o'zini buyukligini boshqalardan ko'ra ham buyukligini ertaroq va ko'proq fahmlagan bo'lar edi. Bu tuyg'u esa ba'zi bir mustamlakachilarga yoqqan emas, hozir ham yoqmaydi. Lekin tarixda hech bir narsa bekinib pinhon qolishi mumkin emas. Yaxshilik ham, yomonlik ham. Biz esa tariximizning eng yorqin nuqtalarini mana istiqlol tufayligina endi ham xalqimizga ham butun boshqa insoniyat, bashariyatga oydin, ochiq oydin baralla e'lon qilayotirmiz. Bularda hammasi hech so'zsiz, shubhasiz istiqlolimizni, mustaqilligimizni sharofatidandir. Mana bularni men nomma-nom sanaydigan bo'lsam, albatta bu Temur bobomiz u, Bobur bobomiz u va boshqa-boshqa buyuk bobolarimizni nomma-nom sanashimiz mumkin. Shaharlarimizni, buyuk tarixlarini biz nishonlab kelayotirmiz. Bularning barchasini tashkilotchisi va rahnamosi, ilhomlantiruvchisi shubhasiz prezidentimiz Islom Karimov bo'ladilar. Mana kecha Samarqandda ham, bugun ham biz bobolarimizni hurmat va e'tiborlarini nazarda tutib qurilgan go'zal inshootlar,
maskanlar, obidalar, yodgorliklarni ko'rib o'zimiz tong qotib turibmiz. Albatta, o'zimiz o'zimizdan faxrlanamiz. Lekin bu hodisalarga agar xorijiy odamlarni nazar bilan qarasangiz qandoq bo'lar ekan, bu menga albatta noma'lum. Har holda xorijdan kelgan, o'nlab davlatlardan kelgan vakillar hayrat bilan o'z vatanlariga hayrat bilan qaytishlariga hech qachon men shubha qilmayman. Nimadan ular hayratlanadi aniq. Birinchi navbatda ular albatta Imom Buxoriy hazratlarini ham, Al-Farg'oniy hazratlarini ham yaxshi biladilar. Ularni hayratlanadigan joyi shunda bo'lishi aniqki, ular mustaqil O'zbekistonni dastlabki 7 yillikdagi qadamlari nechog'liq shaxdam ekanligiga hayratlanadilar. Ular bizni mamlakatimizdagi barqarorlikka hayrat va havas bilan qaraydilar. Qaysi bir yurtlarda, qaysi bir diyorlarda notinchliklar bilan qiyoslab qaraganda, bu yerda bog'lar barpo etilayotir, haykallar qad ko'tarayotir, koshonalar qurilayotir, bayramlar o'tkazilayotir. Bular hammasi o'z-o'zidan bo'lmaydi. Bular xalqning ruhiyati shunga mos demak. Xalq shuni qabul qiladi. Xalqni ruhi tinch, ma'naviy jihatdan xalq shunga orziqib kutgan va xalq o'zini o'zi o'z tarixini, bugunini nishonlab kelajakka dadil qarab turibdilar. Mana Farg'oniy bobomiz haqida ko'pchilik yaxshi bilishadi. Inshaalloh deylik, mana Farg'ona vodiyimizda o'nlab ulug' zotlar dunyoga kelganlar. Bularni oralaridagi masofa muddatlar ming yillardan tortib bir necha yuz yillargacha bor. Ulug' shoirlar, buyuk mutafakkirlar, katta sarkardalar, arboblar, adiblar, turli sohani olimlari bu yerda chiqqanlar. Xususan mana Marg'ilonni o'zida Burxoniddin Marg'inoniy fiqhshunos olim borligini, o'tganligini jahon bilar edi albatta. Bu zotni tarixi ham chuqur o'rganilib, mana Akmal Saidov huquqshunos do'stimiz bilan shug'ullanib keladi va boshqa xorijiy olimlar ham u kishi o'z zotni masalan asarlari ham nashr etilayotir. Demoqchimanki, hali bundoq tantanalar, hali bobolarimizni ruhi poklari oldida hali biz qiladigan ishlarimiz hali juda ham ko'p. Endi bugun biz nishonlayotgan mana Farg'onani go'zal maydonida, bog'da Farg'oniy hazratlarini to'yi juda katta tantana bilan davom etayotir. Biz Quvada bo'ldik. Quvada hazratga o'rnatilgan yodgorlikni ziyorat qildik u joyda. O'nlab xorijlik mehmonlar bilan birgalikda, ularni hayrat bilan qarashlariga, ularni juda mamnuniyat bilan ta'zim bazo etganlarini ko'rib, shu vatanni, shu yurtni, ozod, mustaqil mamlakatni kamolini ko'rib turganimizdan biz Xudoga, yaratganga shukronalar aytib turibmiz. Men bu o'rinda albatta Farg'oniy bobomizni qilgan ishlari, ilmlari, bular haqida bafurja batafsil so'zlashim ham mumkin. Lekin buni yoshlarimiz, yoxud kitobxonlar, ilmparvarlar, ilmsevarlar o'qiganlar, bundan buyon bularni o'qiydilar ham. Xususan bugun bobomizni ijodiga bag'ishlangan, faoliyatiga bag'ishlangan katta ilmiy konferensiya bo'lib o'tdi va bu joyda juda ko'p olimlar turli tillarda ma'ruza qildilar. Shu joyda masalan biz bir iftixor bilan kuzatib turdikki, masalan bizni astronomiya institutimizni direktori Egamberdiyev degan yigit sof ingliz tilida ilmiy ma'ruza qilib turibdilar. Mana o'zbekni, bugungi o'zbek yigitlarini ham, Farg'oniyni bugungi vorislarini, avlodlarini ham qalbini, ruhini, u kuch g'ayrat xotiralarini, ziyraklik miyalarini, shuurlarini tafakkur hech qachon tark etgan emas. Bularda har birlarini hujayralarida mana shu ulug' bobolarni dahosi turibdi, yashab turibdi. Bunga endi
qulay bir vaziyat endi muhit mana mustaqillik tufayli yaratildi. Endi bu g'unchalar ochilib porloq va so'lmas chechaklarga aylanishiga hech bir shubha yo'q. Men bu yerda mana do'stlarimiz bu yerda ma'naviyat, tafakkur, deylik, ijod hammasi vakillari ko'pchilik bu yerda qatnashib turibdilar. Men o'ylaymanki, bugungi kunlarni biz qadrga yetishimiz kerak. Mana shu oynak orqali shuni qadrlaydigan bir nazar bilan agarki o'tayotgan voqea hodisalarga baho beradigan bo'lsak, bular hazilakam gaplar emas. Bular hazilakam gaplar emas. Endi bitta gapni men aytib o'tishni o'rinli deb bilar edim. Shu xalqimizda bir gap bor, yomon ko'zdan asrasin iloyo deydi. Keyin o'tgan kuni televideniya orqali men kuzatdim, bu yerda Toshpolatov degan bir otaxonimiz ko'pchilikni duo qilib, yaxshilarning og'ziga osh, yomonlarniga tosh degan gaplarni aytdilar. O'zbekcha o'zimizni jaydari va juda chuqur aytilgan hikmatli gap. Men bu gapni men takrorlashimdan sababi nima? Bizni mana shu bosgan qadamlarimizni havas bilan, xurramlik bilan kuzatayotganlar million million insonlar bor yer yuzida. Lekin ayni mahalda bu bizni qadamlarimizga o'zini qandaydir bir ichi qoralik bilan qarayotgan unsurlar ham balkim yo'q emas. Men ularga men nima demoqchi edim? Shu kishini fazilatini e'tirof etmaydigan zotni tanqidini ham qabul qilish kerak emas hech qachon. Bizni xalqimizni shunday fazilatlari va uni yuzaga chiqargan bobolarimizga kimki ta'zim qilsa, inson dahosiga ta'zim qilgan bo'ladi. Shu daholarni kimki ulug'lasa, bashariyatni ulug'lagan bo'ladi. Ya'ni o'zbek xalqini bundoq buyuk farzandlari nainki o'zbek xalqining balkim bashariyatni farzandlaridir. Xuddi shundoq ma'noda Al-Farg'oniy hazratlarini Qohirada ham deylik, bosha Ispaniya, Italiya, Amerika, Olmoniya hamma joyda yaxshi bilishadi. Masalan, birgina misol keltirib o'tayin. Men mana Danteni, Alighieri Dante buyuk italyan shoirini Ilohiy komediyasini o'zbek tiliga tarjima qilganman bir. O'sha yerda bu zot endi jahonning illatlarini tasvirlashda Al-Farg'oniy dan ijodidan o'rgandim deydi. Bunday misollarni juda ko'p keltirish mumkin. Demak, o'zbekni bolalarini, farzandlarini mehnati, ularni namunalari faqatgina o'zbeklarni, faqat O'zbekistonni emas, butun bashariyatni va butun insoniyatni mulkidir va uni iftixoridir. Shu ma'noda biz butun insoniyatni katta bir ketayotgan o'zgunimda aytajimdi o'z hayotimdan ilon.
Oh.
Bugün bir acayip anjumanki bana ciğerimiz Ahmetcan'ın sefer olduğunu yediriştiniz mizmanlar. Nihayette peki bu mizmanlar duruştu. Sizce taklif edin yeniden. Mizmanlar. Nihayette peki bu mizmanlar duruştu. Sizce taklif edin yeniden. Bana kutudaki kime mi acaba hareket? Öyüm selamlar dediğim. Lekin cindekine hafa kutuydiyiz. Nereye hafa kutuydiyiz? Nihayette acayip bakan. Mehmon bulup kiyken uzunuz yatmayan korkularını son girsek her zamandan oyundan durup çıkıyor ya da hadisem arkama açılıp altı giydi. Ben sana hareke. Adam Bey. İşlerde kurbanızı yaparken zaman final gol yapan o hayatta. Ne bak ya? Mehmada kopçili ki bu hareke. Tamam mı? Hani bazı günler 2-3 gün kegelleri kedi yattı, kagelleri kedi yattı. Şimdi yavaşı var mı var işte? Hani ettiler? Kelinge ben karasam mı gittin geç karasayız. Oy yoldaşlar hekem. Oy ne be Ekrem Can. İşte yapsın hekem verdi ya böyle. Elbette de. İlerleyen mehman suçu çay koptırıptı. Elbette de. Sizi koçaya koyup böyle oldu mehman suçu hekem. Ne bulurdu? Dişkerlik'e kilorluyla cöve hanagam bile niye madenegem kuşkuru attırırsam siz mehman erken ne dediniz? Ne dedi? Tezgide oluyla iki oynayan mehman bazı yattı dediniz mi? Maşa bir çöyle geldiğinizde hoşlan bulamak olur. Aman böyle. Hani mimarları bulma olur değil mi? Ha bulma olur. Bu şeye karıştırma ama çoğu hanıken bile göz var artır size. Bu sene oturuyor ya kareyle, bu sene kuruyor ne kareyle. Lekin mehmancan uzgünler hayırlar eken. Etten öldeyiz. Hem benim mehmancımı kursun. Diyken mehmanlarına korkma yapsınlarını sana vurursan. Hiç de sen anlattın. Evet. Bu otur o paramda türken eken iki omuz daha ilaç bile yastıkta boş kuyu vardı. Albatta amaliyot uchun sarf etib Farg'onamiz nomini butun dunyoga tanitgansan. O'g'lim, ustoz otangdan ulug'. Ustozing bergan o'g'itlarni yodingdan chiqarma. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisi shariflarida bir soatlik ilm o'rganish 60 yıllık ibadet bilen değildir diyenler. Oğlum, madaringiz ve ustadingiz adıda. Sizge söz vermeklikke haddim yok. Sizni olis yurtga kuzatmoq men uchun mushkuldir. Ammo men sizni yig'lab emas, xushnudlik ila kuzatmoqchiman. Sizni Allah'ın panohiga topshirdim. Oy borib, omon qayting. Amin. Allohu akbar. Yo'l bo'lsin. Yo'l bo'lsin. Osmon izlaydi.
Thank you.
Oh,
Kızını koynu saratanda cizilleydi. Yaşlıgımda yoluktan bir derdim var. Kolunu üşenmesem yazılmaydı. Aşık buldum boyunluğun ölçesiyle. Gül ekip gül zarkılay köçesiyle. Kündüzü gözüm bilen körer edim. Kandey takat kılaman keçesiyle. Vay vay. Orakçını kolu da boğluktırır. Koy içi de ırgışlap soğluktırır. Kız bulanı yamana düşüp kalsa eke bırak kendimi konuktur. Vay vay. Kaşın kara görünerdi halı bilen. Kuşlak görkem görünerdi talı bilen. Yigit bilen kız oynasa günah değildi. Kendiyken bir oynaydı çalı bilen. Ruhumuz ağlıyor.
yetkin. Thank you.
keler piyada. Yolun piyada. Kolan keler piyada. Thank you.
Thank you.
Come on.